Kıbrıs Postası TV 17 Haber Bülteninden iyi günler. Haber başlıklarımıza bugün adliye koridorlarına yansıyan yeni bir yolsuzluk iddiasıyla başlıyoruz. Polis memurundan amme fesatçılığı. Alayköy Polis Karakolu'nda görev yapan bir polis memuru bugün yolsuzluk yaptığı iddiasıyla suç ortakları olduğu iddia edilen 4 kişiyle birlikte Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak haklarında soruşturma maksatlı 3 gün tutukluk emri verildi. Alayköy'de daha önce farklı farklı yerlerde kaza yapan iki aracı Alayköy-Yılmazköy kavşağında 10 Mart 2013 tarihinde sabah 5.40 sıralarında kaza yapmış gibi gösterip kaza raporu düzenleyen Namık Ceylan Güden isimli polis memuru ve olayla bağlantılı olduğu iddia edilen Mehmet Öncel, Talip İpek, İsmail Güney ve İbrahim Güney isimli kişiler yargı huzuruna çıkarıldı. Mahkemede olayla ilgili bulguları aktaran Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şubede görevli polis çavuşu Osman Ülman, Alayköy Polis Karakolu'nda görevli polis memuru Namık Ceylan Güden'in 10 Mart 2013 saat 5.40 sıralarında Alayköy bölgesinde meydana geldiği belirtilen bir kazada görevlendirildiğini söyledi. Zanlı Namık Ceylan Güden'in Alayköy-Yılmazköy kavşağında EA 828 plakalı araç ile LY360 plakalı aracın çarpışması sonucunda kaza olduğu yönünde rapor tuttuğunu ve Alayköy Karakolu'na geri dönerek kaza raporunu kayda geçtiğini aktaran polis çavuşu Osman Ülman, alınan bir bilgi üzerine yürütülen soruşturmada söz konusu kazanın meydana gelmediğini tespit edildiği kaydedildi. Bugünün bir diğer önemli başlığı ise Downer ile Anastasiyes arasındaki görüşme oldu. BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer, Kıbrıs müzakere sürecinin ileriye götürülmesi ancak bunun doğru zamanda ve doğru şekilde yapılması gerektiğini açıkladı. Rum Radyosu'nun haberine göre bu sabah Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşen Downer, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Kıbrıslı Rumların ve özellikle de yeni başkan Anastasiadis'in Troika ile müzakereleri tamamlanması gerektiği değerlendirilmesinde doğru bulduğunu belirtti. Güney Kıbrıs'ın ele alması gereken ekonomik konuların diğer tüm ülkelerden fazla olduğunu ve bunların halledilmesi gerektiğini ifade eden Downer, bu durum müzakere sürecini yeniden başlatabilmemiz için iyi bir ön hazırlık yapabilmemiz yönünde bize yeterince zaman sağlıyor şeklinde konuştu. Downer'ın Sayın Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'yla da bir görüşmesi oldu bugün. Cumhurbaşkanlığı tarafından önümüzdeki saatlerde açıklama yapılacağı tahmin ediliyor. Gümrükte yapılan iddialara ise Maliye Bakanı Tatar bugün cevap verdi. Maliye Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre Maliye Bakanı Ersin Tatar gerek gümrük antropoları, gerek sigara kaçakçılığı, gerekse akaryakıt konularında ortaya çıkan iddialar ile gümrük idaresi suçlayıcı ifadeler karşısında açıklama yaptı. Maliye Bakanı Tatar, gündemdeki bazı iddialar konusunda bakanlık olarak gerekli inceleme ve çalışmaları başlattıklarını, ayrıca başsavcılık ve polisle de irtibata geçtiklerini söyledi. Tatar, ortaya atılan iddialar karşısında özveriyle çalışan gümrük memurları büyük rahatsızlık içine girmiş olmakla birlikte en etkin şekilde görevlerini yürütmektedirler, dedi. Bugünün diğer bir çarpıcı başlığı ise Sağlık Bakanlığı'ndan oldu. Sağlık Bakanlığı hepatit A aşısı aşı takviminde. Sağlık Bakanlığı hepatit A aşısının aşı takvimine alındığını açıkladı. Bakanlık basın bürosu aracılığıyla bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Ertuğrul Hasipoğlu, hepatit A aşısının aşı takvimine eklendiğini belirtti ve tüm devlet hastaneleriyle sağlık ocaklarında 18 Mart 2013 tarihinden itibaren 2 yaşındaki çocuklara uygulanmaya başlanacağını kaydetti. Açıklamasında böylece temel sağlık alanındaki koruyucu sağlık hizmetlerimiz daha da güçlenmiş olacak diyen bakan, bu adımın sağlıkta önemli bir hamle olduğunu söyledi. Hava kirliliği hafta sonuna kadar devam edecek. Meteorolojiden yapılan uyarıya göre kuvvetli hava akımlarının Kuzey Afrika üzerinden taşıdığı toz zerreciklerinin bölgemizde hava kirliliğine ve görüş mesafesinin azalmasına neden olduğu gözlemlenmektedir.
Söz konusu meteorolojik olayın hafta sonuna kadar bölgemiz üzerine etkisini sürdüreceğini tahmin edilmektedir denildi. Bugün yine önemli bir haber başlığı ise askerlik işlemleri artık elektronik ortamda adlı haber oldu. Askerlik işlemleri elektronik ortamda kapılarda terhis veya çıkış belgesi gösterme zorunluluğu kalktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları dışına çıkışlarda pasaport kontrolü esnasında erkek vatandaşların Asal Şube Müdürlüğü'nce verilen terhis belgeleri veya yurt dışına çıkış izin belgelerini yanlarında bulundurmaları ve polis muhaciret memuruna ibraz etmeleri gerekmektedir. Mevcut uygulamada istenilen belgeler ibraz edilmediğinde yurt dışına çıkış yapılamamakta, buna bağlı olarak da mağduriyetler yaşanmaktadır. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen yeni uygulama ile yurt dışı çıkış kapılarında askerlik işlemleri muhaciret memurlarınca elektronik ortamda sorgulanabilecektir. Kapılarda terhis veya çıkış belgesi gösterme zorunluluğu kalktı. Uygulama 12 Mart 2013 tarihine başlatılmış olup bu tarihten itibaren erkek vatandaşlarımızın yurt dışına çıkışlarında terhis belgesi veya çıkış izin belgesinin yanlarında bulundurmalarına ihtiyaç duyulmayacaktır denildi. Kıbrıs Postası'ndan Abbas Elmas'ın bugün özel haberinde ise eti sessiz sedasız özelleştiriliyor haberi oldu. KKTC Maliye Bakanlığı ülkenin öz varlıklarından bir tanesi olan eti teşebbüslerinin özelleştirilmesiyle ilgili teklif kabulünü dün resmi internet sitesinden açıkladı. Hiçbir şekilde basın yoluyla duyurusu yapılmayan satışa çıkarılan etinin 10 günlük teklif kabul süresi ise dünden itibaren başlamış durumda. Kıbrıs Postası'nın elde ettiği bilgilere göre ihaleye katılacak olanlara 10 günlük kısa bir süre tanındı. Bu durum ise Maliye Bakanlığı yangından mal kaçırır gibi özelleştirme yapmaya çalışıyor yorumlarına neden oldu. Elde edilen bir diğer bilgiye göre ise etinin Gönyeli'de bulunan piyasa değeri yüksek olan araziler için piyasa araştırması yapılmadığı ve piyasa değeri yaklaşık 3 milyon sterlin olan arazilerin defter kayıt değeri olan 350 bin sterlin değer biçildiği öğrenildi. Devlet özelleştirme yasası uyarınca ise kamu iktisat teşebbüslerine ait tüm mal varlıkları değerlendirmek zorunda olduğu da göz ardı edilen ihalede, ihaleye katılacak olan firma ve yetkililere tanınan 10 günlük sürede etinin durumuyla ilgili bir araştırma yapabilmeleri için yeterli bir süre olmadığı belirtiliyor. KKTC Maliye Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde duyurulan duyuru ise kıbrıspostası.com'dan takipçilerimiz görebilirler. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin.